Ama misafir geldi. O an için Nemrut ateş yakmayı yasak etti. Bacalardan tuman tutmayacak. Bunun üzerine hanımı gelen misafire ikramda bulunmak üzere ocak tütmeden bir yemek ikram etmek istiyordu. Ceylan'ın etini aldı, iki taşın arasında ezdi. Bu gördüğünüz bulgurdan, simitten, içinde de her şeyi ataraktan çiğ köfteye benzer bir yemek ikram oldu. Baca tütmesin diye. Baca tütmesin diye. Tamam da hocam. Bu yemek çok beğeni kazandı. Suriye, Antep, Urfa bölgesi, önceden sınır yoktu biliyorsunuz. Aynen. Bu arada rağbet gördü. Gelen önemli misafirlere çiğ köfte ikram etti. Çiğ köftenin faydaları bir. Bırak kalbinden mide ürser. Şundan yapalım, acısız. Kurumuş yiyemiyoruz maalesef gördüğünüz gibi. Kanserin panzehiridir. Ve içimizdeki biriken bütün ne kadar birikimler varsa yamuklar var. Yarın Allah'ın izniyle sizi tertemiz eder. Baranki'yi tanıyorsunuz. Baranki Sindirfin geldi. Çiğ köfte yoğurduğunda oraya geldi. İçeri girdi, köşeye oturdu. Aslında Kastamonu o ya. Bilmiyorum. Baranki ya. Evet. Dedi ki ne yapıyorsunuz gençler, çiğ köfte. Dedi hocam Antep'le çiğ köfte yoruyor. Sakın ha dedi, ben bütün konuşmalarımda çiğ köfteye karşılık konuşma yaptım dedi. Hı. Ama dedi ben bugün çiğ köfte yiyeceğim. Yedi, tadına baktı, ertesi kalktı gün beni tebrik etti. İyi onu sen yoğurdun. Mesele o değil. Yani şimdi siz bundan korkmayın. Kuru ekmek yiyor. Al sana. Hocam. Ya cennet. Yakıyor. Ne yapalım? Hocam ağzına sağlık da kürsüde şey yapar gibi konuşuyorum. Vaiz eder gibi. Yandı ağzımızda. Hayır. Yanacak ki.